Merhabalar güzel ruhlarım, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Evet, ben Tarot Prensesi, spiritüel danışmanınız ve tarot okuyucunuz. Bugün de her zaman olduğu gibi günlük tarot okumanızı yapmak üzere karşınızdayım. Bugün bir aşk okumasına niyet ettim. Bakalım nasıl mesajlar gelecek. Siz de kendi niyetinizi alabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Ve bakarsınız sizin sorularınıza cevap gelir. Direkt size mesajlar gelir ki ben bu açılımla karşılaşan herkesin mutlaka buradan alacağı bir mesaj olduğuna inanıyorum. Kimileri için açılımın tümüyle bir mesajdır. Kimileri için içindeki bir cümle, bir nokta bile yol gösterici olabilir. Hep bunu da deneyimliyoruz. O yüzden böyle yapmaya devam ediyorum bu açılımları. Gönül rahatlığıyla sizden güzel geri dönüşler aldığım sürece de yapmaya devam edeceğim. O yüzden desteğinizi esirgemeyin lütfen. Abone olmak, beğeni yapmak, yorum yapmak o kadar aslında beni motive eden şeyler ki bunları da söylemek istiyorum şimdi. Evet. Hadi bakalım. Bakın gözlemleyen birisi var, görüyor musunuz? Ama böyle şey gibi karanlık, gizlenmiş bir şekilde izliyor, stalkluyor olabilir, uzaktan uzaktan izliyor bu kişi. Yani öyle bir geldi ki gerçekten tüylerim diken diken oldu. Kartlara bakar mısınız? Bakın. Henüz tarot kartlarını açmadık ama ben yine de söylemek istiyorum. Birinci kartımız uzaktan uzağa gözlem yapan, izleyen, gizlice izleyen birisini gösterdi. İkinci kartımız bir yas kartı. Aslında gidenin arkasından kalan birini gösteriyor. Yani giden birisi var, biten bir şeyler var ve orada yalnız kalan birisi var. Üçüncü kartımız korkuları gösteriyor. Korkular. Ve dördüncü kartsa alınan dersleri gösteriyor. İnanılmaz etkilendim. Çok etkilendim. Şimdi içinde bir şeyler söylemek isteyen içindekileri belki de uzun bir süredir tutmuş ama artık tutamayacak olan birisi var. Bu kişi çok böyle dolu, çok dolmuş. Belki de çok uzun süredir iletişiminiz olmayabilir ya da kendini anlatma fırsatı, açıklama fırsatı hiç bulamamış olabilir ya da zamanında kendisini anlatmayı tercih etmemiş birisi ama şu anda artık yanlış anlaşıldığını düşündüğü için böyle bazı durumlara bir açıklık getirmek isteyen, bir yüzleşme isteyen bir kişi var burada. Bu kişi sizin karşınızda güçlü birisi, sizin üzerinizde etkisi olan birisi ve belki böyle iletişim dili biraz da sivri olabilir bu kişinin. İçinde bir şeyleri tuttuğunu, uzun süre tuttuğunu ama artık sizinle paylaşmak istediğini gösteriyor burada. Peki. Şimdi bu kişinin bir hedefi var. Bir hedefle beraber yola çıkacak. Bu kişi sizinle bir iletişim kurmak istiyor. Bir şeyler söylemek istiyor. Belli ki bir pişmanlığı var geçmişten yana. Aldığı dersler var. Bu kişi nasıl bir ders almış? Bu kişi sizi kaybedince bir ders almış. Bakın. Ayrıldığınız bir insan için de bu durum söz konusu olabilir. Ama bakın burada şunu görüyorum. Sizin gücünüzü tekrardan elinize aldığınızı görüyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Belki siz ayrıldınız. Siz hala acı çekiyordunuz. Hala onu düşünüyordunuz. Hala onun bir geri dönüşünü bekliyordunuz. Ne zaman ki siz bu insandan enerjinizi çekiyorsunuz, bu insan bir şeylerin farkına varmaya başlıyor. Sizdeki değişikliğin farkına varmaya başlıyor. Sonrasında kendisi dersler çıkartmaya başlıyor yaşadığınız durumdan. Ve sizi gözlemlemeye başlıyor. Belki üzerinden çok zaman geçmiş de olabilir bu arada. Ama siz enerjinizi
çektiğiniz anda bu kişi bir şeylerin farkına varıyor. Bu kişi asıl o zaman o yas sürecini yaşıyor. Asıl o zaman korkuları başlıyor. Nedir bu korkular? Beni unuttu mu? Acaba beni unuttu mu? Acaba hayatında biri mi var? Beni gerçekten sildi mi? Hayatından çıkarttı mı? Bir daha bir başlangıcımız olacak mı? Bakın, daha önce siz onun peşinden koşuyorsanız ya da daha önce o ilgisizse, şimdi tam tersi olacak gibi gözüküyor. Siz ilgisizsiniz, o sizin peşinizden koşacak. Çünkü bakın burada gücünüzü tekrardan elinize aldığınızı gördüm. Ve siz bu gücünüzün farkına varacaksınız. Bu kişi üzerinde, evet o da sizi çok güzel etkileyebiliyor. Etkilemiş de geçmişte. Ama siz bu kişinin üzerindeki gücünüzün farkına varıp bu durumu çok güzel bir şekilde kendinize çevireceksiniz. Ve bakın yeni bir başlangıç gözüküyor. Burada yeni ihtimaller, yeni başlangıçlar, daha aslında farklı bir hava esecek aranızda. İlişkinizle alakalı çok bambaşka bir hava ve karşıdaki insanın belli riskler alacağını söylüyor kartlar. Kendi potansiyelinizi de göstermeye çalışacak, kendisini kanıtlamaya çalışacak. Çünkü diyecek ki yani beni sev, hani ben sevilmeye değer biriyim, beni tekrardan sev, bana tekrardan ilgi göster, tekrardan senin o ilgini, şefkatini görmek istiyorum. Hani bir şeyi kaybedince yokluğunu fark edersiniz de sürekli sahip olduğunuz bir şeyin yokluğunu bilmezsiniz. Burada tam olarak böyle bir şey oluyor. Yani siz diye burada kendinizi çekiyorsunuz. Bence burada daha çok enerjisel bir durum var. Siz gerçekten böyle kafanızda bu kişiyi bitirdiğiniz anda ya da hani ben artık onu salıyorum, ben kendi yoluma bakıyorum dediğiniz anda bu kişi bir böyle tak diye bir uyanışa geçiyor. Ve burada sizi kaybedeceğini anladığı için bir anda böyle alarma geçiyor ve tam olarak demek istediğim aslında bir hamle de yapabilir bu kişi. Yani yapacaktır bence. Mutlaka yapmalı. Ve bir karar verip bakın hamle yapacaktır derken aslında bu karta böyle çok da dikkat etmedim. Daha çok şu tarafı yorumluyordum. Bu kişi bir iletişimle beraber gelecek size. Ve bu iletişiminde başarılı olmak isteyecek. Bu iletişiminde biraz daha farklı bir havayla gelecek. Yani bir şeyleri değiştirmek için gelecek diyorum ya, sizi ikna etmeye çalışacak. Yeniden beni sev ne olur diyecek size. Oh, hep kaybedince işte böyle anlaşılıyor bir şeyler. Bu kişi sizi kazanmak için bütün yeteneklerini kullanacak diye görüyorum. Yani sizin onda daha önce hoşlandığınız şeyleri böyle tekrardan gözünüze sokmaya çalışabilir. Kendisini geliştirdiği yönleri göstermeye çalışabilir. Yani elinden geleni yapacak gibi gözüküyor. Eğer bu arada böyle bir şey yoksa da hiç, mutlaka enerjinizi kesmeyi bir deneyin derim. O kadar etkili, o kadar tam böyle burada söylediklerimin aslında gerçekleşme olasılığı o kadar yüksek bir şey ki, hani her şey yapıyorum diyorsunuz, onun için her şeyi yaptım, tüm fedakarlıkları yaptım ama bir türlü olmuyor, benim değerimi görmüyor. Çünkü tam da aslında burada bahsettiğimiz şeyden dolayı sürekli sahip olduğum bir şeyin kıymetini bilmezsin. Bazen onu kaybetmen gerekir. Hani bir tane de atasözümüz vardı. Yanlış söylüyor olabilirim ama hani Allah sevdiği kuluna eşeğini önce kaybettirirmiş sonra buldururmuş gibi bir atasözü vardı. Sallamış da olabilirim ama direkt böyle de olabilir. Yani burada mantığı anlıyorsunuz değil mi? Burada da böyle bir şey var. Eğer buradaki gibi bir hikayeniz varsa zaten muhtemelen sonuç bu şekilde devam edecek. Eğer yoksa da dediğim gibi her şeyi yaptım diyorsanız şöyle bir kendinize yönelin. Kendinizi iyileştirmeye gidin. Her şey aslında ilk başta sizin içinizde başlıyor. O zaman zaten dışarıya o ışığınızı saçacaksınız ve o ışığınıza kapılıp gelen kişiler mutlaka olacak.
Bir de böyle bir rekabet duygusu içerisine gireceğini görüyorum bu kişinin. Sizi kıskanacak bu kişi, bakın. Yani birilerinden kıskanacak. Kendi kendine de kıskanabilir. Kendi kendine böyle sanki sizin hayatınızda biri varmış gibi bir korkuya kapılabilir. Bakın tam korkuyla paralel geldi. Ama siz kendi içinizdeki korkuları yenerken korkuyu ona devrediyorsunuz. Görüyor musunuz? Siz o korkuları gönderiyorsunuz ve o korkular ona gidiyor. Ve burada bu kişi kendiyle alakalı ikilemlere giriyor. Girecek, bir süre sonra girecek. Yani ben acaba yetersiz miyim diye girebilir. Daha sonrasında böyle bir savunma mekanizması olarak hani zaten işte ben de seni düşünmüyorum falan diyebilir, ama sonrasında ne yapacak? Sonrasında bir rekabet ortamındaymış gibi davranacak. Sizi kazanmaya çalışacak. Sizin gönlünüzü kazanmaya çalışacak. Eskisi gibi olmanız için yalvaracak bu kişi. Zaten bu durum onda bir tansiyon yaratacak. Yani onun bir dengesini bozacak diyor kartlar. İnişleri, çıkışları olacak. Ve aynı zamanda da kendi içinde burada tekrardan çatışmaları görüyorum ben. Ve yani bu süreç birazcık onun acı çekmesine sebep olacak diyebilirim. Kimse için kötü bir şey arzulamıyoruz, ama size acı çektirdiyse karmanın dönüp dolaşıp onu bulması çok da olağan bir şey aslında. Bugünkü olumlama cümlemiz ne olsun biliyor musunuz? En önemli ilişkim kendimle. En önemli ilişkim kendimle. Kendim için bir şeyleri yapıyorum. İşte kendim için hayatımı düzenliyorum. Kendim için kendimi şifalandırıyorum. Ya bunları böyle çoğaltabilirsiniz. Bu cümleyi yorumlara yazmanızı istiyorum. Böyle güzel pozitif enerjilerle yazın ki etkisi olsun. Buradaki kişi böyle sizi ya uzaktan izleyecek ve kendi içini yiyecek, en son bir patlama yaşayacak. Ya da böyle direkt bir adım da atabilir. Ama bazılarınız için de, bu kişinin içerisinde bir korku da olduğu için. Ama ben diyorum ki bu korku onu harekete geçirecek. Yani geçmişte yaşanılanlardan ders çıkartacak. Daha yeni çıkartacak ama şu ana kadar çıkartmamış. Siz enerjinizi kestiğiniz anda, neden biliyor musunuz? Çünkü sizinle alakalı aklında mesai harcamamış bu kişi. Yani nasılsa siz hep orada varsınız ya, vardınız ya daha doğrusu. O yüzden kendisini çok da yormamış. Ama artık bir şeyler değişecek. Ha, şunu diyecektim. Yani belki bazılarınız için bu kişi böyle içten içe kudurur 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 ama bir şey yapmaya da bilir. Ama bu böyle çok küçük bir azınlık olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o içindeki kaybetme korkusu bu kişiye mutlaka ki, hele ki burada bir de böyle rekabete girme duygusu da var. Mutlaka onu harekete geçirecektir diye düşünüyorum. Evet. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Eğer özel danışmanlık isterseniz oradan bana ulaşabilir, bilgi ve randevu alabilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.